Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, sevgili kardeşlerim. Bu sahabe sohbetlerimizin bir yenisiyle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde Mahmut Ramazanoğlu Hazretlerinin kılavuzluğunda ilmin fezaili başlıklı sohbetle birlikte olacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Adem el esma'e kulleha. allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmanın küllisini talim etti. Bütün isimleri Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretti. Estağfirullah. Gâle inni a'lemu mâ la Meleklerin Hazreti Adem'i ve zürriyetini halk etmekteki hikmetin nedir diye sual etmeleri üzerine Vacip Teala Hazretleri sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurmuştur. Vahil ate Adem'deki hikmet. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışındaki hikmet ilimle mümtaz olmasıyla, ilimle seçkin olmasıyla meleklerden eftal olduğunu, meleklerden üstün olduğunu beyan buyurdu. Açıkladı. Hz. Adem Aleyhisselam'ın kalbine ilham suretiyle esmayı isimleri talim buyurdu. Bu ayeti celile ilmin cümle faziletlerde neftal olduğuna delalet eder. İlmin bütün faziletlerden üstün olduğuna bu ayet-i kerime delalet eder. Çünkü ilimden ziyade bir şeref olmuş olsaydı, Vacip Teala ve Tekaddes Hazretleri, Adem Aleyhisselam'ın faziletini onunla ispat ederdi. Halbuki Hak Teala faziletini ilim ile ispat etmiştir, diyor müellifimiz. Mahmud Sami Ramazanavlu Hazretleri şu halde ilimden ziyade bir fazilet ve meziyet olmadığını bu ayette beyan buyurmuştur. Ee, i̇lmin faziletine dair müteaddit ayatı celile ve hadisi şerife vardır. Birçok ayet-i kirmeler ve hadis-i şerifler söz konusudur. Tefsir şerhinde Amir-i Cüheni radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte kıyamet gününde talibi ilmin mürekkebiyle yani ilim yolcusunun mürekkebiyle şehidin kanı huzuru ilahiye gelir. Ta, e, talibi ilmin mürekkebi şehit olan kimsenin kanı üzerine taftil olunur, ona daha üstün gelir buyurulmuştur. İslamu <laughs> billah yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'tel hikmete fekad u'tiye hayran kesira sadakallahu Allah-u Teala dilediği kimseye hikmet verir. Ve bir kimseye ki hikmet verilmiştir, muhakkaktır ki o kimseye çok hayır verilmiştir. Ve bunları düşünmez ve hissement olmaz. Ancak ehli lüb, akil ve irfan sahipleri tezekkür eder, mütenassıh olurlar. Bundan nasihat alırlar. Ancak bunları kalp sahipleri, kalpleri çalışan akıllı kimseler, irfan sahipleri bu ayet-i kerimelerden hissedar olurlar şeklinde ayet-i devamını da tercümeye yansıtmışlar. Bu ayet-i celile müminler için ilim tahsiline, sayu gayret etmeye, çalışmaya, gayret göstermeye ve insan için ilimden ziyade hiçbir fazilet olmadığına delalet eder. Esselamu billahi ve allemnâhu ilme. Biz onu kendi indimizden, kendi katımızdan bir ilimle talim ettik ki o ilim kitap veya bir üstazdan talim vasıtasıyla değil, belki bizim ona bildirdiğimiz bazı esrardan bazısının dünniyatını bildirmekten ibarettir. İstanbillah ve kur rabbi zidni ilmen. Habibim sen ya Rab ilmimi ziyade et ve Kur'an'ın nefis malumatını ihsan et. Ziyade ilim talebinden geri durma demektir. Bu ayeti celilede insan için ilim öğrenmeye sahi eylemesi, çalışması ve Cenab-ı Hak'tan daimi ilminin ziyade olmasını talep etmesi bir vazifeyi vecibe olduğuna vazihan yani açıkça delalet eder. Cenab-ı Hak Habibine ilimde ziyade talebini emir buyurmuştur. İlimde daha fazla ilim talep etme e, emrini Cenab-ı Hak Habibine emretmiştir. Fakat başka hiçbir şey için ziyade talebin emir buyurmamıştır mal, evlat, dünyalık vs. gibi ilmin dışında ziyadeleşmesi için şu konuda da dua et e, senin bu yönün artsın şeklinde bir emir bulunmamaktadır. Abdullah İbni Mesud Radiyallahu Anh Hazretlerinin bu ayeti okudukta, bu ayeti okuduğu zaman Allahümme zidna ilmen ve imanen yakinen, ya Rabbi ilmimizi artır, imanı yakin ihsan buyur diye dua ettiği mervidir, rivayet edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. billah elem neşrah leke sadrak. Ya el rusul, ey peygamberlerin en değerlisi, biz senin için göğsünü açıp boşaltmadık mı? Yani biz inzal ettiğimiz ayetleri kabule layık kalbi nebevini genişletmedik mi? Elbette genişlettik. Ve bir manaya göre Şu halde biz senin kalbini sureti kat'iyyede şerh ettik demektir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ins ve cinne, insanlara ve cinlere resul olunca onlara tebliğat ve mübahasat ile meşgul olmak için birçok ulum ve hikmeti cami olan ayet ve meziyat-ı Kur'aniyeye kes bir ittila için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri sadr-ı nübüvveti açmış, manen şerh etmiş, ulum-u Rabbani'sini ihsan buyurmuştur. Yani Efendimiz Aleyhisselam tebliğini insanlara duyurmak için birçok ilim ve hikmet içerisine almıştır. Bunları ayet-i kerimelerden hareketle elde etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla elde etmiştir. Bunu da Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek göğüslerini nübüvvet nuruyla açmak ve manen bu ayet-i kerimelerin inceliklerini barındırdıkları ilim ve hikmetleri şerh etmek ve Rabbani ilimleri Efendimiz Aleyhisselam'a buyurmak suretiyle lütfetmiştir. İstanbullah Keme <laughs> arsalna fikum rasulen minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sadakallahu lazim. Sizin cinsinizden size Resul göndermekle nimeti itmam ettiğim gibi o Resulü muazzam sizin üzerinize vahdaniyetimize delalet eden ayetlerimizi okur ve sizi günahlarınızdan tathir eder, temizler ve size kitabı o kitabın şamil olduğu hikmeti talim eder ve sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretir. Yani ey ümmet Muhammed aleyhisselam size nimetimi itmam için, tamamlamam için Resul gönderip vahdaniyete ve hakkaniyete delalet eden, yani Cenab-ı Hakk'ın birliğine, tevhide ve onun haklarını e, yerine getirmeye delalet eden, yol gösteren ayetlerimizi okumak ve günahlarınızdan sizi tatir etmek, temizlemek ve ahkam-ı dünyeviye ve uhreviyeyi cami olan, dünyevi ve uhrevi hükümleri içeren Kur'an'ı size talim etmek, size öğretmek ve emri dinde daha bilmediğiniz birçok şeyleri ve sünnetimi size talim etmekle nimetlerimizi itmam ettik. Vacip Teala Hazretleri bu ayeti celilede de Resulünün aliyelerini beyanla erbabı inadı insafa davet etmiştir. Yüksek meziyetlerini Efendimiz Aleyhisselam'ın ayet-i kerime açıklayarak Efendimiz Aleyhisselam'ı kabul etmeyen, inattığından dolayı kabul etmeyenleri insafa, vicdanlarının sesini dinlemeye davet etmiştir. Çünkü Resul ba sorunduğu milletin içinde yetişmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam gönderildiği milletin içinde yetişmiş ve aynı örften bulunmuş olmakla Habibinin her hali iffet, emanet, tıyneti tahira, temiz bir yaratılış ve daha nice meziyetlerini bilmeleri tebliğ ahkamda kolaylığa vesile olacağı gibi ahkamları, hükümleri tebliğ etmede kolaylığa vesile olacağı gibi kamu ve düşmanları nazarında dahi ali mevki sahibi olduğunu takdir edecekleri şüphesizdir. Yani düşman da olsa Efendimiz Aleyhisselam'ın yüksek konumunu takdir ederler ve sırf inatlıktan dolayı inkar ettikleri bu şekilde anlaşılmış, ortaya çıkmış olur. İstan billah velav enna ma fil ard min shajaratin aqlamun vel bahru yamudduhu min badihi sab'atu ahru ma nafidet kelimatullah innal azizun hakim. Sadaka Allahul Eğer yeryüzünde olan ağaçlar kalem olmuş olsa ve denizin o kadar vüs'atı ile beraber, o kadar genişliği ile beraber 7 deniz daha uzasa, mürekkep olsa ve bilumum halk Cenab-ı Allah'ın acaibatını yazmış olsalar yani lütfetli nimetleri yazmış olsalar, kelimat-ı ilahiyyenin mutazamın olduğu manayı tüketemezler. İlahi kelimelerin içerdiği manaları bitiremezler ve Cenab-ı Allah'ın kelimatı tükenmez. Zira Allahu u Teala mülkünde herkese galip ve cümle efali hikmetten hali değildir. Her yaptığı hikmete binaen yapılmıştır. Hazin tefsirinde beyan olduğu üzere bu ayeti celile, Yahudiler veya kefere Kureyş tarafından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an tükenir. Yani bir müddet sonra artık biter demeleri üzerine nazil olmuştur. Veyahut Estağfirullah ve ma utitum min ilmi illa qalila ayeti nazil olunca sen enbiya'ya verilen ilmin az olduğunu söylüyorsun. Halbuki Tevrat'ta her şeyin ilmi mevcuttur. Yani senin sözün Tevrat ayetine münafidir denince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta zikrolunan ilim Cenab-ı Allah'ın ilmidir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ilmi tükenmez. Ama Kur'an'da nazil olan bu ayet kulların ilmine mutallıktır. Zira Cenab-ı Allah'ın ilmine nispetle kulların ilmi elbette azdır buyurması üzerine bu ayeti celilenin nazil olduğu mervidir, rivayet edilmiştir. Bukhari'de tafsil olunlu ve açıl açıklandığı şekliyle Musa ve Hızır aleyhisselam yürüyerek sahili bahre geldiler. Deniz kenarına geldiler. Gemici Hızır'ı tanıdı. Musa aleyhisselamı ve Hızır aleyhisselamı gemiciler navlunsuz gemi aldılar. O sırada bir serçe geminin kenarına konup denizden bir veya iki yudum su aldı. Hızır aleyhisselam dedi ki, Ya Musa, benim ilmim ile senin ilmin Cenab-ı Allah'ın ilmini bu serçenin denizden aldığı bir yudum su kadar bile eksiltmez. Esselamu billah. Vel tekum minkum ummetun yed'ûne ilal hayri ve ye'murûne bil marûfi ve yenhevne anil münker ve ulaikehumul müflihûn. sadakallahul Ey ümmet! Sizden bir cemaat olsun ki o cemaat nası yani insanları hayra davet ve maruflarla emir insanları hayra davet etsinler, iyilikleri emretsinler ve münkerattan nehyetsin, kötülükten de alıkoysun. İşte şu hayra davet edip emri bin maruf ve nehyanil münkerle meşgul olanlar, ancak felah bulup azaptan kurtulanlardır. Yani milleti İslami arasında, İslam milleti ümmeti arasında, halka her hususta öğüt verecek ve nazarı şeriatta caiz olan ile olmayanı bildirecek bir cemaat olmak lazımdır. Bir toplumun bulunması, e, dini hükümleri bilen, anlatan, tavsiye eden bir toplumun bulunması gerekmektedir. İşte öğüt verenler ve öğüt dinleyenler dünyada ve ahirette felah yap olanlardır. Kurtuluşa erenlerdir. Emri bil maruf yani iyiliği emretmek farzı kifaye olduğundan ümmetten bazılarının bu vazifeyi ifa etmesiyle diğerlerinden farz sakıt olur, düşer. Eğer emri bil maruf yani iyiliği emretmek külliyen terk edilirse Ümmeti Muhammed'in cümlesi hepsi günahkar olur. İstan billah ve me kana'l mu'minun li yanfiru kaffe felavla nefero min kulli firkati minhum daifetun yetafakku fi'd dini ve li yunziru kavmahum iza racu ileyhim allahu yahzarun. Sadakallahu'l azim. Müminler için dinde fıkı ilmi tahsili ve cihat hususunda hepsinin gitmesi sahih olmadı. Keşke müminlerin her kabilesinden bir taife ahkam-ı diniye ve adab-ı İslamiye'den nazım olanları öğrenip, tahsili ilimden sonra dönüp memleketlerine geldiklerinde kavm-ı kabilelerini inzar etmiş olsalar, hem kendileri ve hem de kavm-ı kabileleri haklarında aynı nimet olur. Ve me'mul ki onlar inzar ile menhiyattan korkarlar. Fahri Razi ve Nisaburi'nin beyanları ve ulûm şer'iyeyi tahsil etmek farz-ı kifaye olduğundan, talibi ilim olan kimsenin niyeti de halkın noksanını ikmal ve ahvalini ıslah etmek için olmak lazım geldiğine bu ayet-i celile delalet eder. Binaenaleyh, dolayısıyla her belde ve her kabilede mesaili diniyeyi, dini meseleleri talim edecek bir âlemin bulundurulması farz-ı kifayedir. Eğer bulundurulmazsa halkın cümlesi hepsi günahkar olur. Fakat her müminin ilmi halini, feraizi diniyesini kendisi öğrenmesi de farz-ı ayın olduğundan ilmi halini öğrenmeyen kimse günahkar olur. Kendi içinde bulunduğu durumlara taallük eden, o durumları ilgilendiren dini meseleleri öğrenmesi her mümine farzdır. Çünkü İslam diyarında cehalet, mazeret sayılamaz. Nitekim hadis-i şerifte talebul ilmi feridatun ala kulli müslimin ve müslimetin her bir müslim ve müslime üzerine, mümin erkek ve mümin kadın üzerine ulumu diniyesini öğrenmek farzdır buyurulmuştur. Allahu Teala buyurur. Estağfirullah. Ve me'rusenna min qablika illa rijalen nuhi ileyhim fes'alu ehle zikri in kuntum la Habibim senden evvel biz ancak ahkamı şeriatı kendilerine vahyettiğimiz racülleri gönderdik. Ey kafirler, Beşer'den Rasul olduğunu bilmiyorsanız ehli ilimden sual edin ki Beşer'in Rasul olduğunu size haber versinler. Ehli Mekke şu itikattaydı. Allah-u Teala Rasul göndermek isterse melekten gönderir. Beşer'den Rasul ittihaz etmez. Beşer'den Rasul ee, seçmez derlerdi. Cenab-ı Hak Azze ve Celle bu ayeti celile ile onların itikatlarını reddetmiştir. Ehli Mekke... Yahud ve Nasara'ya, Yahudiler ve Hristiyanlara ehli kitap olduklarından hüsnü zan ile sözlerine inanırlardı. Hz. Musa ve Hz. İsa'nın onlara rasul olduklarını bilirlerdi. Onlar da beşer olduklarından ehli kitabın ulemasından sual etmeleri emrolundu ki şüphesiz zail olup itirazdan vazgeçerler. Ve beşerden rasul olmak yalnız Muhammed Aleyhisselam'a mahsus bir hal olmadığını bilmiş olalar. Beyzavi'nin beyanı ve veçhile. Bilimum insanları davet için Resulün ancak ricalden olup kadından veya melekten olmadığına bu ayeti celile delalet ettiği gibi bilinmeyen bir mesele hakkında ehli ilme müracaat etmek vacip olduğuna da delalet eder. İmam Beyzavi Hazretleri bu şekilde ayet-i yorumlamışlar. Evet, Muaz radiyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem'den rivayet eder. Buyurmuştur ki: ilim öğrenmekle Bari Taala'nın azamet ve celalini bilip havu haşyet hasıl olur. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, kudretini bilip bir korku ve haşiyet hali kişide meydana gelir. İlim talebi ibadettir. İlmin müzakeresi tesbihtir. İlimden bahsetmek cihattır ve bilmeyene öğretmek sadakadır." ve ehlini bezletmesi kurbettir, yakınlıktır. İlim, helal ve haramın nişancısı, belirleyicisi ve ehli cennet yolunun delilidir. İlim, e, ilim haşyette enistir ve kurbette musahip yollaştır gam ve sururda delildir. ilim düşman üzerinde silahtır ve dostlar yanında zinettir. Allahu Teala Hazretleri nice kavmi ilim ile ref eyler, yüceltir, yükseltir ve hayratta onları muktedabih bih eyler. Yani kendilerine uyulan örnekler, önderler yapar. Melaike-i kiram ehli ilmin dostuna rağbet ederler ve kanaatleriyle ikramen meshedip okşarlar. Kanatlarıyla İkramen mesedip okşarlar. Melekler ehli ilim için istiğfar ederler ve hatta denizdeki balıklar ve hayvanat dahi onların yarlıganmasını isterler, bağışlanmasını isterler. Çünkü ilim kulubun hayatıdır, kalplerin hayatıdır, kalplerin ölümü de cehildir. İlim gözlerin çerağıdır, ışığıdır. Allahu Teala ilmi süedaya ilham eyler. Sevdiği seçtiği kullarına İlham eyler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ya Ebu Zer sabahladıkta kitabullah'tan bir ayet öğrenmek sana yüz rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Ve sabaha girip ilimden bir bab öğrensen sana bin rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den rivayetle buyurmuştur ki, ibadetin eftali fıkıh ilmini öğrenmek ve diyanetin eftali perhizliktir. Din işlerinin en faziletlisi perhiz yani az yemektir. Yani haram şeylerden sakınmaktır. Bir tekim hadis-i şerifte buyurulmuştur. İttakil meharime tekun a'beden Haram olan şeylerden hazer et sakın nasın insanların en abidi olursun buyurulmuştur. Evet değerli dostlar ilmin fezail ile ilgili Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin e, sohbeti uzunca bir sohbet. Bunu birkaç sohbet inşallah devam ettirmek istiyoruz. Bugünkü sohbetimizi buraya kadarki verileri paylaşarak nihayete erdirelim inşallah. Bir başka musahabe sohbetimize buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.